Savaş sırasında saldırı ve savunma için ne kullanılır? Tabii ki de silahlar. Peki silahlar ne ateşler? Mermi, füze, balistik füze, havan topu, liste uzar gider tabii ki. Ancak gördüğünüz bu şey hiçbirini kullanmıyor. Ne ateşlediğini çıplak gözle görmeniz imkansız tabii. Ama kızılötesi bir kamera kullanırsanız... Adı demir lazer. Günümüzde bilim kurgu filmlerindeki silahlara en yakın savunma teknolojisi bu. Temelleri şu anda kullanımda olan Iron Dome, yani demir kubbeye dayanıyor. İsrailli savunma sanayi şirketi Rafael tarafından üretilen demir kubbenin nasıl çalıştığını anlattığımız videoya kartlardan ulaşabilirsiniz. Demir kubbe, kurulduğu bölgenin yüz ölçümüne ve coğrafi şartlarına bağlı olarak yeryüzünden 4 ila 72 kilometre yarıçapa kadar ulaşan görünmez bir kalkan oluşturur ki adındaki kubbe kelimesi de buradan geliyor aslında. Demir kubbenin her bir merkezi yere konuşlandırılan 3 ana üniteye sahip. Gelen füzeleri tespit eden bir radar sistemi, radardan gelen bilgilerin işlendiği bir kontrol merkezi ve savunma füzelerinin ateşlendiği bir rampa. Yaklaşan düşman füzesi radarın kapsama alanına girdiğinde kontrol merkezi füzenin nereye düşeceğini saniyeler içerisinde hesaplıyor. Havadaki onlarca füzeyi risklerine göre sınıflandırabiliyor. Hatta düşman füzesi kimsenin yaşamadığı bir bölgeye düşecekse onun için boşuna mühimmat falan da harcamıyor. Çünkü tek bir füzenin maliyeti 50 bin dolar. Bu maliyet konusuna birazdan döneceğiz. Hamas'ın 6 Ekim 2023 tarihinde yaptığı yoğun saldırılar sırasında demir kubbe zafiyete uğrasa da ABD'ye göre her 10 füzeden 9'unu daha yere inmeden bu sistemle yok etti. Yani başarı oranı %90. Böylece Orta Doğu'da hatların en çok gerildiği ülkelerden biri olan İsrail'deki insanlar şehirlere bombalar yağarken bu teknolojinin getirdiği tedirgin bir güven hissediyorlar. Hatta İran'ın Nisan ayındaki saldırılarında şöyle tepkilere neden oldu bu tedirgin güven hissi. Vay vay vay. İran'ın bu saldırıda kullandığı dronların aynısını Rusya, Ukrayna'da kullanıyor. Ve başkenti Kiev neredeyse haritadan silinecek noktaya geldi. Tabii ki diğer ağır mühimmatların da yıkıcı etkisi çok büyük Kiev'de ama sonuç belli. Demir kubbe ya da muadiline sahip olmayan bertaraf oluyor. Bu durum ne yazık ki Gazze için de geçerli. Neyse, biz işin teknik tarafıyla devam edelim şimdi. Ne demiştik? Maliyet. Demir kubbeden ateşlenen Tamir adındaki her bir füzenin maliyeti video başında da söylediğim gibi 50 bin dolara yaklaşıyor. Hatta tek bir hedef için bazen iki füze fırlatıyor sistem. Etti mi size 100 bin dolar? Şu videoyu izlerken bu işin maliyetini bir kez daha düşünün isterim. 1-2 saatlik füze yağmurundan korunmak için milyonlarca dolar harcamak demek bu. Demir kubbe çalışıyor çalışmasına ama projeye milyarlarca dolar yatıran ABD işin maliyeti sebebiyle duruma biraz tepkili. Peki ya savunma füzesi başına maliyet 2 dolara düşerse? Şaka yapmıyorum, bakın 50 bin dolar nere, 2 dolar nere? Eğer demir kubbenin füze rampası yerine videonun başındaki lazer silahını eklerseniz maliyeti 50 bin dolardan 2 dolara kadar düşürmek mümkün. İşte demir lazer tam olarak böyle bir silah. Daha doğrusu kısa mesafeli küçük füzeleri engellemek için kullanılan ileri teknolojili bir savunma sistemi. Demir lazerin tek avantajı atış başına maliyeti 2 dolara düşürmesi değil. Çünkü ortada fiziksel bir mühimmat da yok. Yani cephane yok. Bunun için ağır bir sanayi işletmeye gerek yok. Nakliyat, sevkiyat masrafı yok. Bunlardan kaynaklanabilecek herhangi bir güvenlik zafiyeti de yok, kaza riski de yok. Demir lazer mühimmat yerine sadece elektrik kullanıyor. Yani İsrail demir lazer teknolojisiyle savunma sistemlerinin kullanımını hem mühimmatsız hem de neredeyse masrafsız hale getirmek üzere. Peki demir lazer nasıl oluyor da gözümüzle bile göremediğimiz lazer ışınlarıyla kilometrelerce yukarıdaki hareket halindeki roketleri avlayabiliyor? Belki aranızda bilenler vardır ama lazer kelimesi aslında bir kısaltma. Açılımı Light Amplification by Simulated Emission of Radiation ya da Türkçesiyle uyarılmış radyasyon emisyonu ile ışık amplifikasyonu. Türkçesini bile anlamak çoğumuz için güç biliyorum. Çalışma mantığı çocukken milyonculardan aldığımız şu lazerlerle aynı mantığa sahip aslında. Fakat iş bir savunma sistemi, hatta bir lazer silahı olunca o lazer ışınının gücü ve etkisi katlanarak artıyor. Demir lazerde sistemin ana hatları demir kubbedekiyle neredeyse aynı. Radar yaklaşan düşman füzelerini tespit ediyor, kontrol merkezinde hesaplamalar yapılıyor. Ancak son aşamada roket yerine lazer silahı devreye giriyor. Hedef üzerindeki küçük bir noktaya odaklanan fiber optik lazer ışını 100 kW gücünde bir enerji transfer ediyor. Burası önemli çünkü dikkat ederseniz ısı değil enerji ilettiğini belirtti. Çünkü lazerler dahil hiçbir ışık ısı iletemez. Sadece enerji iletir. Eğer bu ışığın türü lazerse o
odaklı bir şekilde çok güçlü miktarda enerji transferi yapabilir. Roket üzerindeki kompozit ya da metal malzemeler de bu enerjiyi alınca ısınır ve hasar görüp hedefe ulaşmadan havada infilak eder roket. Yani İsrail'in demir lazeri teorik olarak hiçbir mühimmat ateşlemediği gibi aslında hedefe doğrudan zarar da vermiyor. Sadece basit doğa kanunları sayesinde hedefin kimyasıyla oynayıp kendi kendine zarar görmesine sebep oluyor. Ancak bu sistemin de bazı kusurları var ve burada da yine doğanın kanunları geçerli. Sistemin ilk kusuru kısa menzil. Bir el feneri açıp duvara tuttuğunuzu düşünün. Duvardan uzaklaştıkça ışık daha fazla alana yayılır ama bu sırada aydınlatma gücü azalır. Lazer ışınları el fenerlerinden çıkan ışınlardan farklıdır. Tek bir dalga boyunda, tek renkli ve tek yönde hareket eder. Ancak hedeften uzaklaştıkça zayıflama durumu lazer ışını içinde geçerli. Demir lazerin ateşlediği bir ışının gücü hedef ne kadar uzaksa o kadar zayıflar. Peki bir ışığı başka ne zayıflatır? Mesela hava koşulları. Demir lazer sisteminin güvenli bir şekilde çalışması için havanın günlük güneşlik olması şart. Eğer ufak bir bulut, sis ya da toz fırtınası yaşanırsa lazer ışını serseri kurşuna dönüşüyor. Sistemin son belki de en büyük zafiyeti ise zaman. Enerji ışık hızında iletiliyor ama ulaştığı noktada bir hasara sebep olması için bazen 5 saniyeye yakın süre boyunca ışının hedefi takip etmesi gerekiyor. Hele bir de hedef uzaktaysa ya da hava kapalıysa ışık zayıfladığı için bu süre daha da uzuyor. Bunun üzerine bir de aynı anda yüzlerce roketin gökyüzünde cirit attığını falan düşünün. Her birine 5 saniye vakit harcayabilecek kadar çok demir lazer silahına ihtiyacınız var demektir. Ancak demir kubbe aynı anda 20 füzeyi ateşleyip minimum 10 hedefi yok edebiliyor. İşte bu yüzden demir lazer günümüzde tek başına kullanıma çok uygun değil. Daha çok yardımcı bir sistem olarak kullanılıyor. O da şimdilik. Tabii ki İsrail yapar da dünyanın geri kalanı durur mu? Şu anda İsrail gibi İngiltere, Rusya, Çin ve ABD bugün hareket halinde ve uzaktaki bir roketi saniyeler içerisinde yok edebilecek lazer silahları geliştiriyor. Mesela Rusya'nın dünyanın yörüngesindeki casus uyduları yok edebilecek güçte enerji aktarabilen lazer silahı projesi var. ABD basit bir roketi milisaniyeler içinde moleküllerine ayırabilecek, kıtalar arası balistik füzeleri hedefleyen megawatt gücündeki lazer silahlarını Boeing 747'nin içerisine yükleyip test ederek olayı bambaşka bir seviyeye getirdi yıllar önce. Demir lazer benzeri savunma sistemleri şu anda güçlü donanmalara sahip ülkelerin askeri gemilerini de koruyor. Türkiye'de Roketsan tarafından üretilen Alka, Aselsan tarafından üretilen mobil lazer sistemi Gökberk'te var. Ancak bu sistemler sadece 3 kW kadar enerji üretebiliyor. Lazer silahları gibi gözle göremediğimiz mikrodalga ateşleyerek aynı anda gökyüzündeki yüzlerce drone, İHA ve SİHA'nın devrelerini yakıp aklını karıştırabilecek mikrodalga silahları da var ama bu da başka bir videonun konusu olsun, orada anlatırız. Kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.